Ve efendim aramızda acılı bir anne var. Onun hikayesi biraz bize e, Lina Nazlı'yı hatırlattı. E, biliyorsunuz iki kardeş annesi işte e, benim üzerimden zorla para kazanmak için çocuklarımı elimden aldılar. Ve işte belirli bir miktar para getirmezsem bana çocuklarımı göstermeyeceklerini söyleyerek tehdit ediyorlardı demişti. Bir tane küçük çocuğumuzu bulduk ama ablasını ne yazık ki biliyorsunuz derin dondurucuda öldürülmüş olarak bulmuştuk. Nurlar içinde yatsın. Ee, şimdi Necla Hanım da kızını aramaya gelmiş. Benzer bir hikayesi var aslında eş bir hikayesi var. Diyor ki kızım önce bir ilk evlilik yaptı. Ondan iki tane çocuğu var. Fakat damadım kızımın üzerinden para kazanıyordu. Ee, daha sonra ondan kaçtı Poyraz isimli birine. Ee, Poyraz isimli birine kaçtıktan sonra tekrar eşini arıyor. Eşinin annesini anlattığına göre ağzı burnu kanrevan içinde. Kocasına diyor ki ben çok kötü durumdayım gel beni kurtar. Evet. Bu arada çocuklardan küçük olanını annesine bırakmış, kızı yanına aldı değil mi? Oğlanı sana bıraktı. Kız kaç yaşında yanındaki? Dört. Dört yaşında. Yani şimdi sen kızını hem de dört yaşındaki torununu aramak evet. için stüdyomuzdasın. Sana ulaştı mı Necla Arıyor, arada bir arıyor ama hemen geri kapatıyor. Ne diyor peki arayı? Anne, ben artık gelmek istiyorum ama kızımla beraber çocuğumu alamıyorum. Şimdi kimin senin kızın hala resmi nikahlı evli değil mi Necla'cığım? Evet. Kimle evli? Serdar Öztürk. Serdar Öztürk'le. Kaç yıllık evlilerdi? Bunların üç çocuğu olmuştu işte. E diğer çocuk nerede? Diğer çocuk öldü. Ha, o nasıl öldü? O hastanede öldü. Doğ, doğduğunda? Doğduğunda öldü. Allah rahmet eylesin. Sonra iki tane çocukları var. O zaman en az 6-7 yıllık evliler. Evet. Ee, eşiyle geçinemiyorlar mıydı? Eşi onu maddeye alıştırmıştı. Maddeye? Evet. Eve adamlar getiriyordu. Bu da ondan kurtulmak için o Poyraz'a gitti. Poyraz'da daha kötü çıktı. Niye Poyraz Sen Poyraz'ı tanıyor musun? Ben bir kez gördüm. Adana'ya gittim ben. O da yanımıza gelmişti. Esmer'den böyle topu ama soy ismini falan bilmiyor. Sen Mersin e yaşıyorsun. Kızın Mersin'de yaşıyorsun. Mersin değil, Kayseri. Ha, Kayseri'de yaşıyorsun. Kayseri. Kızın damadınla beraber Adana'da yaşıyor çocuklarla beraber. Evet. O Poyraz'ı da Adana'da mı bulmuş? Hı hı. Nereden bulmuş? O madde satılan yerlerde işte. Peki sen kızını alamadın mı damadın elinden? Lafımı dinlemeyene ben ne yapabilirim ki? Maddeye alışmış dur desem de gene gidiyor yanımdan. Çocuklarını bırakıyor bana çekip gidiyor. 10 gün mü 20 gün mü ne... Ya Can, canı ne zaman isterse o zaman çıkıp geliyor eve. E senin damat bu Poyraz'ı tanımıyor mu? Vallahi ben de bilmiyorum. Bunlar şey Mardinliymiş. Anne diyor zaten diyor Poyraz'ın Poyraz'ınla diyor Serdar tanıştırdı beni diyor. Sevda kim? Eşe. Resmi nikahlı eşe. Ha Serdar. Evet. Ha. Onunla tanışmış, o da ona gitmiş, o da onu gene menfaat sağlamaya devam ediyormuş evet. öyle mi? Evet, aynı şekilde. Ama kızını da <laughs> göstermiyor diye iddia var. Şimdi kızını benim yanıma getirecek de. O Fırat'la, Fırat'ı bana getirdi küçük oğlunu. Anne de ikisini beraber getiriyordum dedi. Hı. şey dedi, Poyraz gir aldı elimden de kaçacak değil Şimdi ben bir yolunu bulup dedi kaçacağım oradan dedi. Ama kız de kızı alamıyormuş dedi. He kızı vermediği için kaçamıyor Poyraz'ın yanından. Sana evet. öyle söyledi. Evet öyle söyledi. E o zaman telefonu falan açık. Bayağı oldu ama bu. Şimdi telefonu kapalı. Ne kadar zaman önce konuşabildin? Üç hafta oldu. Üç haftadır ulaşamıyor musunuz? Hı hı. O yüzden sen kalktın, geldin. Hmm, neredelermiş? Hangi şehirdelermiş? Yeni Adana'da. Adana'dan başka bir yere gitmiyorlar bunlar zaten. Anne Adana'dayım, hiçbir yere gitmiyorum ben de. Ama de kızımı kızım Allah alıp gelemiyorum. Kızım olmadan da zaten hiçbir şey yapamam ben. Varsa da yoksa da bu kızı zaten. E, i̇yi de peki bu çocuğun babası aramıyor mu madem Poyraz'la da o tanıştırmıştı nerede benim kızım Umurunda de değil, ki. Onda kafa iyi diye mi? Öyle bayağı kafası iyi mi dolaşıyor yani? Çalışıyor, çalıştığı parayı da şeye veriyor. Maddiye veriyor. E o zaman çalışabilecek kadar aklı başında. Çalışıyor. Ne iş yapıyor? Boyalçı, inşaatçı. İnşaat. E tamam peki aramış ya işte karısı da onu ağzı burnu dağınık gelemiyorum Ona diye. O da bana söyledi git kızını ne yapıyorsan yap oradan kurtar. Ben artık ilgilenmiyorum dedi. Ben de artık size başvurdum. E tamam da işte Başka bu, kız işte yok. bu kız da onun kızı ya. Onun kızı da ama hiç ilgilenmiyor çocuklarına. Diye başka adamlar eve getiriyor. Onun üstünden menfaat kazanıyor işte kızımın. İsterse evde çocuk olsun. Ondan kurtulmak için Serdar'dan kurtuldu. Poyraz'a Poyraz'a da aldı. Efendim aradığımız 23 yaşındaki çocuğumuz Melike Öztürk. O da çocuk yani bence 23 yaşında. Ve 5 yaşındaki onun kızı Funda Öztürk. Melike ve Funda Öztürk. Ne kadar da güzelmiş torunun ya. E siz peki hiç yok mu sizin ailenizde böyle babası babası falan gidin Babası mı? da hiç ilgilenmiyor ki. Ha senin kocan? Benim kocam zaten benim çocuklarımı kuruma göndertirdi ki. Ben ikinci evliliği yaptım. Hı. O da çocuklar meziyet etti. Ben gittim onu şikayet ettim. O da gitti cezaevinde yattı. Şimdi yurda verdik. Annem üvey annem de onları korumayıyla olarak aldı. Annemin yanında kalıyorlar çocuklarım. Senin kendi, kendi küçük çocukların evet. da var anladım. Kaç kadar. tane çocuğun var? Dört. Üç olan bir kız. Mesela ikinci evliliğini yaparken çocuklarını kocana mı bırakmıştın? Yok hep ben bakıyordum. Hiç ilgilenmedik zaten. E sen bakıyorsan nasıl yuvaya o verdi? İşte adam önce kabul etti çocuklarımı. Onun da üç tane çocuğu vardı benim de. Ha senin bu ikinci evliliği yaptığın mı çocuklarını yuvaya verdi? E niye o zaman sen onunla evlendin ya? Benim evim yanlıştı. Onu da zaten sosyal hizmet <laughs> ev, evimi, çocuklarım alacaktı. E peki bu çocukların babası nerede? Bu çocukların babası nerede? O da şeyde Kayseri'de. O da hiç ilgilenmiyor. Sadece ben şey devlette yardımından çocuklarıma bakıyordum. Evimde yanınca mecbur kaldım, evlenmek zorunda kaldım. Evlenici de adam istemedi. Yuva'ya verdi. Şey şey hizmete verdik. Hı. Onu da anneme ben yalvardım. Annem gitti korumayla holalda. Şimdi annemin yanında kalıyor çocuklarım. İki oğlum. Onlar kaç yaşında? Biri 14, biri 12. Hayda. Nereye dokunsak dökülüyor. E diğeri nerede? Bir tane daha var. O yanımda. O, kaç o küçük. Yaşında? O dört yaşında. Bununla bir aynı. Bundayla bir aynı yaşıtlar. E o dört yaşındaki hangisinde? İlk yaşından mı, ikinci yaşından mı? O o da babası bıraktı gitti. İmam nikahlı. Geldi annemden istedi. E o arada olan. He. Onu da şimdi o da çocuğu kabul çekmiyor. Tamam benim çocuğum diyor. Ben dedim televizyona çıkacağım. DNA testi yaptıracağım dedim. Televizyona çıkma ama ben çocuğu kabul ediyorum benim diyor. Ama televizyona çıkma beni rezil etmedi de. Mecbur kaldım ne yapayım? O çocuğum benim kendi kızlık soy geçti. E onu da babası nüfusunu almadı. Onu da almıyor şimdi. E peki diğerlerini istemeyen bu senin şimdiki kocan nasıl onu istiyor? Küçük diye mi? O küçük diye. O elimde büyüdü diyor. Öbürlerini istemedi. Senin, babanı, senin babanın da sonra ikinci bir evliliği vardı. Üvey annen var oradan. Şimdi yani sen. üvey anneme kurban olayım ben. Hayır, üvey anne mi bakıyor yani? Evet üvey annem bakıyor işte. Babam bakıyor yani. Babamla annem bakıyor. Biri 78 yaşında, biri 60 yaşında. Okuluna da gönderiyorlar, her şeyini yaptırıyor annem. Sen niye o adamı bırakıp da alıp küçük çocuğunu gitmiyorsun onların yanına hep eve bir temizlik yaparsın 68 yaşında kadın nasıl baksın senin çocuklarına git sen de onlara iki Benden kap Benden de iyi bakıyorlar abla. Senden iyi bakacaklar da sen çocuklarını istemiyor adamla niye oturuyorsun dön sen de annenin Şimdi babanın yanına. Şimdi benim çocuklarım beni istemiyor ben anneannemin dedem. Ama bundan dolayı işte. işte o adamdan da şey o boşanma davası açtım gene de boşanmıyor mecbur kaldım geri gittim onun yanına. Hani Necla'cığım sen en başta ilk kocanla anlaşamadığında madem annem babam bakıyorlarmış bu çocuklara. E sen niye gitmedin onların yanına? Onlara de bakmıyorlardı annem gel. Ben bakmıyordum. Sonradan ben en resmi nikahla evlenince annem de baktık orada olmuyor. Çocuklara eziyet ediyordu. Ben de tuttum gittim şikayet ettim. Cezaevine girdi. Bu cezaevine giren hangi koca? Bu şimdiki resmi nikah hocam. Ha, hem cezaevine soktun sonra tekrar adamın yanına mı döndün? E sen de hiç normal davranmıyorsun ki biz 23 yaşındaki kızla çıkıp senin, senin de Haklısın. hiç norm, normal değil yaptıklarını. Ben hiç anlamadım yani. Yani anladım da anlamadım yani niye böyle şeyler yaptığını anlamadım. Sana sonra özel olarak konuşsam abla. Tamam ablacığım özel olarak konuşalım da ben şunu yani biraz kızım sana söylüyorum gelinim sen anla <laughs> yapıyorum. Anlaşamadın kocağınla tamam amenna. İyidir kötüdür biz o onu bilemeyiz. O eşim çocuklarımın üç baba çocuklarımın üçünün babası Hı. o hiç bakmadı ne eve baktı, elektriğimi annem ödüyordu. Suyumu annem ödüyordu. Çocuklarımın kıyafetini, mamasını bezini tamam, annem ödüyor. Ben de şunu anlamaya çalışıyorum. İşte şimdi, madem şu an bakıyorlar ya iki tane oğluna ha? senin annenle, babanla, üvey annem dediğin kişi. Evet. E tamam sen de demek ki o çocuklarına başta onların yanına girseydin. Bir işe girseydin. Akşam da geldiklerinde temizliklerini i̇şte ben yapıp, yemeğini yapsan. Onlar da mutlu olacaklar zaten. İşte ben çalışamıyorum. Niye? Aslında bu ranşit var bende. Ha. Bir de bir de ruh sağlığım biraz bozuk olduğu için benim. Gittiğim ha. yerde de fazla şey yapamıyorum ben. Öyle merdiven falan sizsen apartmanların olmuyor mu? Onu yapıyorum. Ha. Yapıyorum ama bir günlük. Ne yapayım ben ona? 150-200 veriyorlar da. Onunla ben evime yiyecek mi alayım? Çocuklarımın elbisesini mi alayım? E hiç yoktan iyidir. Evim kira değildi. Babamın, babamın evinde oturuyorum. Ama gene de yetmiyor. Babanın evinde şimdi bu son koca mı oturuyorsun? Yok. O çıktı oturuyor şu anda ben. Babanın evinde kimin oturuyordu? Onda ben yalnız çocuklarımla kalıyordum. İşte ev yanınca mecmur kaldım, evlendim ben. Ha, ev nasıl yandı? Vallahi sabah kalktık ki yandı, her taraf yanıyor. Gene üvey annem çıkarttı bizi o evden, yangının içinden. Senin annen ne olmuş? Duruyor. Ha, annen de var bir tane de. Ama sen nasılsın bana, yabancısın? Öz annem de o aynı bana ama üvey anneme deseler ki ha, düşmüş de onu sırtımda taşırım ben. Ama öz anneme yapmam. Hmm. Öz annen evlenmiş mi başkasıyla? Evli. Onun da iki, iki kızı bir oğlu var. Sonrasında? Babamla ayrıldıklarında. Konularda ne daha ben sorsam biz akşama kadar <laughs> hani gideceğiz de Vallahi kusura bakmayın ben de şey yapamadım yani. Neyse biz aslında, e, kızının da adını yazın, Melike ve Funda Öztürk. E, şimdi burada endişeli olan gerçekten, e, acaba kadın üzerinden menfaat sağlamak için çocuğa da bir şey yapılmış olmasın yani, tek endişem o. Kadın dediğimizde, bu da 23 yaşında ama yani 23 yaşında 3 tane çocuğu oluyor. Ama yani şimdi bu durumda da onun da gidip biriyle böyle işte evlenmek istemesi de bana çok doğal geldi. Sen kendi düzenini kuramamışsın ki çocuğa ne yapacaksın? Ben kendi hayatımı kuramadım ama o çocuğu kurtarayım abla. Niye de? O ki annesi zaten ki annesi bitmiş. O çocuk kurtulsun. E fundayı aldığın zaman kim bakacak ona? Ona ben bakacağım. E senin kocan senin çocuklarını istemiyor da torununu da mı Ona bakıyor şimdikine diyor ki o, o kızı da getir ona bakarım diyor. Ha seçiyor arada seç bakalım. Hı? kızları istiyor, erkekleri istemiyor anladığım kadarıyla. Peki siz başta buraya insanlarla evlenmeye yola çıktığınız zaman benim bu kadar çocuğum var, beraber yaşayacağız Onun da üç çocuğu vardı abla. Benim Değil de üç çocuğum vardı, kabul etti. He. Sonradan bir ay kalmadı benim o büyük oğlum Sefa. Yanında bir ay kalmadan buna annem, annem aldı. Ondan sonra diğer mi aldı yanında. Bu sefer o cengeri dövmeye başladı. Onu Cengel da annem mi? aldı. Benim ufak oğlumun ismi. Adı ne? Cenger. Cenger, Cenger, Ceng -er. Ha. Benim hayatımda işte böyle. Ne evlatlarımla sarılıyorum, bağrımı basabiliyorum. Ne de onlara kavuşabiliyorum. <laughs> Haklısın ne diyeyim şimdi bir kere o düzen ya bir daha toparlanamıyor zincirleme, demek ki. Zincirleme evet, yani. gidiyor ondan sonra tabii. Ya toparlanır mı? Toparlanır ama... Yani aynı şartlarda farklı durumlar beklemek ahmaklıktır demiş Einstein doğru söylüyor şimdi aynı şeyleri aynı şeyleri yapıp aynı materyallerle farklı hayat ne değişebilir ki yani. Ee, şimdi ben buradan Poyraz'a da seslenmek istiyorum. Bakın Poyraz Bey kızla onun kızını zorla alıkoyduğunu söyleniyor. Lütfen siz de bizi arayın Funda da arasın gelsin bir. Ee, bakalım gerçekten kendisi kendi rızasıyla gittiyse yapacak bir şey yok. Ama zorla tutuluyorsa bunu yapmanız mümkün değil. Özellikle Adana'da yaşayan izleyicilerime e, seslenmek istiyorum. Lütfen bu anne kızı gören bilen varsa belki bu kıza yine bir bakıcı falan bakıyordur. Lütfen bizi arasın daha kötü bir sonuçla karşılaşmayalım Zaten inşallah. Abla, o, o Poyraz'ın eşi bakıyormuş burada. Poyraz evli mi? Evli. Hayda Poyraz da evli. E, bu evli adama niye karşı senin kız şimdi? Kaçtı işte onun üstünde de menfaat kazanıyor o e da. Onlar menfaat kazanmak isterdi. Adam Seni... çalışmıyor etmiyor işte böyle bunları kandırıp böyle menfaat kazanıyormuş. E senin kız niye gitmiş o adamın karısının üstüne? Madde kullandığı için. Onda da bol olduğu için. He. İstediği zaman kıza getiriyor. Ay hani ne diyeceğimi bilemedim. Vallahi bilemedim. Nedir bu insanların çektikleri? İnşallah şimdi bir gören bilen kıza bir şey olmasın da küçük kıza. Ne yapayım senin kız yer isterse tedavi ettiririz falan ona bir yeni yaşam sağlamak için. Ama sen de bir kendine gel sen de bir toparlan. Sultan Mesut zehirlenmiştir. Ok yaydan çıktı. Baba! Türk'ün sultanını seçmek için ayrı mücadele başladı. Kanı var. Türk'ün sultanı Anadolu peylerinden biri olacak. Kim geçecek başa? Yurdun başına geçmeye ben talibim. Dayının Şanlı Bey, Osman Bey sizleri ardındaki gazilerden olmaya davet eder. <laughs> Kazaya hazır mısınız? Hazırız! <laughs> Erman gelende Cümle Bey el öpecek. Şöhret afettir. Vallahi afiyettir. Gayrı yeni bir çağ başlıyor. Zor olacak ama bu yeni çağ bizim olacak.